Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, sevgili yengeçler, sizler için önemli, heyecanlı bir aya giriyoruz diyebiliriz. Çünkü bir Venüs retrosu var. Sizin için de biliyorsunuz ki aşk, ilişkiler, sevmek, sevilmek her zaman çok önemli ve kıymetli olmuştur. İşte bu ilişkilerle ilgili konuların bu Venüs retrosunda hayatınıza büyük vurgu yapacağı bir dönem diyebiliriz. Şimdi ilişkilerde çok ani ve hızlı kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Çünkü gözümüze hemen bu çarpıyor. O zaman en önemli olaylardan biriyle başlayalım. Bir kere bu ay içerisinde bir Jüpiter-Uranüs karşıtlığı gerçekleşecek. Bu da sizin kariyer ve evle ilgili ilişkilerinizi tetikleyeceğini gösteriyor. Yani güzel bir proje alırsınız ya da bir işiniz vardır. Kariyerinizle ilgili yaptığınız bir iş varsa şayet öyle söyleyelim. Bu ev ve iş arasında kaldığınız ya da aile kurmayla iş ve kariyerinizle ilgili endişelerinizi ortaya koyduğunuz bir dönem içerisinde, bir ay içerisinde olabilirsiniz. Mesela bir evlilik kararı almak istersiniz. Bu sizin kariyerinizi etkileyen bir şeydir. Bununla ilgili kaygı duyuyor olabilirsiniz. Ya da bir terfi almışsınızdır. İşinizle ilgili bir gelişme olacaktır. Ya ben evimi yakın bir yere mi taşıyayım ya da yakın bir noktada mı olsun gibi duygular içerisinde olabilirsiniz. Hızlı bir taşınma, beklenmeyenin önünüze geldiği, birden bir ev alma işlemi, bir yer değişimi söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili bazı olaylar gündemde olacak ama kariyeriniz biraz daha ön planda, kendinizi ifade edebileceğiniz konular söz konusu olacak. Eğitim alanında kendinizi biraz daha açacaksınız. Eğitimsel konular, eğitime yönelme, kendinizi şifalandırma, bununla ilgili noktalarda neler yapabilirsiniz? Bunlara biraz yöneleceğinizi düşünüyoruz. Gelelim gökyüzünün en önemli olaylarından birine. Venüs'ün geri hareketi. Evet, işte bu kariyer evinizde söz konusu olacak. Kariyerinizle ilgili bazı konularda tekrar yarım bıraktığınız projelerini gündeme getirme kararı alabilirsiniz. Bunlarla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. 15 Nisan'a kadar bunlarla ilgili bir sözleşme ya da bunlarla ilgili bir netlik kazanmayın. Sadece fikirsel netlik kazanabilirsiniz. Bunu tamamladıktan sonraki kısımda Venüs retrosunda 15 Nisan sonrası artık elinizde kalan ve aklınıza yatan şeylere karar verip yolunuza devam edebilirsiniz. Aynı zaman içerisinde bir dolunay gerçekleşecek Mart ayı içerisinde. 12 Mart'ta gerçekleşecek dolunay Başak Burcu'nda olacak. Yakın çevre, kısa seyahatler, arkadaşlıklarınız, kuzenleriniz, kardeşleriniz, onlarla ilgili planlar, onlarla ilgili bir şeyler gerçekleştirme ya da ortak kararlar alma. Bazı yazılı, eğer bir şeyler yapıyorsanız, proje sunuyorsanız, fikirsel bazı yazılı işlerle uğraşıyorsanız, bunlarla ilgili güzel, yaratıcı nitelikte konuları ortaya çıkartıp bunlarla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Fırsatlar söz konusu olabilir. Yakın çevre desteği görebilirsiniz. Ve ay içerisinde gerçekleşecek olan 27 Mart'ta bir yeni ay olacak. Bu da Koç burcunda oluyor. Bu yeni ayda sizleri daha fazla ilişki anlamında kariyerinizle ilgili güzel kararlar vermeye itecek. Yani hayatınızda biri varsa, bir partner varsa bu partnerle ilgili, kariyerle alakalı belki onunla ortak bir şeyler yapma kararı alabilirsiniz. Ya da ondan bir kariyer desteği görebilirsiniz. Ya da olumsuz açılar varsa haritanızda kariyersel bir baskı da görebilirsiniz. Bununla ilgili de bazı kopuşlar söz konusu olabilir. Bunlara da dikkat etmenizi sizlere tavsiye edebiliriz. Genel itibariyle yengeç burçları sevgi anlamında bazı özel stresler yaşayacaklar. Eski ilişkileri gündeme gelecek ve sizler çok kolay buna kandırılma noktasına gidebilme potansiyelinde sahipsiniz. Çünkü duygusal zayıflıklarınızı karşı taraf mutlaka biliyordur. Kariyerinde çok güçlü bir kadın olabilirsiniz ya da çok güçlü bir erkek olabilirsiniz. Ama mutlaka sevgi konusunda ufak da olsa bir zaafınız vardır ve partneriniz bunu Venüs retrosunda keşfederek ortaya çıkartacaktır efendim. O yüzden bizden sizlere şiddetli bir uyarı, bu Venüs fırtınasında o hortumun içerisine girmemeniz için 3 Mart'la 15 Nisan seyirci olmanızı tavsiye ediyoruz. Sevgi anlamında biraz daha katı ve biraz daha sert, merhametten uzak durmanızı, geçmişten gelen ilişkilerinizi de çok fazla kabul etmemenizi, yeni gelen, yeni tanışmalar da söz konusu olursa ki olması muhtemel görünüyor, onlarla da ilgili kararı 15 Nisan'dan sonra vermenizi tavsiye edebilir. Sizlere keyifli, huzurlu, güzel bir Mart ayı geçirmenizi dileyebiliriz.